Merhaba sevgili takipçiler. Yeni bir Respublika Kripto programına hoş geldiniz. Bugün yine size göze çarpan en son gelişmeleri aktaracağız ve bugün en çok göze çarpan haberlerden birisi DeFi projeleri dünyasındaydı ve nitekim Cream Finance ve Pancake Swap üzerinden denenen bir DNS hijack mevzusu vardı. Bildiğiniz üzere Cream Finance ve Pancake Swap Binance Smart Chain, yani Binance'in tasarladığı blok zinciri üzerinde popüler projeler. Özellikle Ethereum blok zincirinin aşırı tıkanmış olması ve işlemlerin ücretinin çok yüksek olmasından dolayı Binance Smart Chain son haftaların en çabuk büyüyen ve en çok DeFi sektörü içerisinde yükselen blok zincirlerinden birisi. Ve bu tabii ki kötü niyetli insanların da ilgisini çekti bu popülerlik ve böyle bir kalkışma olmuş. Tabii DNS hijack özet olarak açıklamak gerekirse, web sitesi girdiğiniz zaman DNS sistemi sizi otomatik olarak doğru IP numarasına yönlendirecektir web sitesinin. Bu size bir kolaylık sağlayan bir sistem. İşte bu sistemi istismar eden bazı kişiler bu otomatik doğru IP adresine yollama sisteminde asıl web sitelerine değil de kendi tasarladıkları web sitelerine yönlendirme yapmışlar ve orada da kullanıcılarının şahsi BSC cüzdanlarının 12 harflik şifresini istenmiş. Tabii ki asla ve asla hiçbir zaman hiçbir siteye bu backup phrase denen 12 kelimeden oluşan bu şifreyi vermemelisiniz. Onun için zaten burada gerçekten bir hack'ten bahsedilemez, daha çok kullanıcının dikkatsizliğinden faydalanıp şifresini alıp o şekilde cüzdanlarını boşaltma kalkışmasıydı. Ama çok çabuk bir şekilde bu projeler web sitelerini tekrar kurtardı veya en azından en son gelişmelere göre PancakeSwap DNS'ine tekrar erişim sağladığını bildirdi. Cream Finance'in halen geri giriş sağlamaya çalıştığını ve problemi çözmeye çalıştığını bildirdi. Dediğim gibi bu tür kalkışmalara karşı dikkatli olmak lazım. Hiçbir şekilde özel şifrelerimizi sitelere girmememiz gerekir. Bu DeFi sektöründeki haberden sonra önemli haberlerden birisi de Crypto.com'dan geldi. O da Crypto.com'un 25 Mart'ta, yani 10 gün sonra kendi blok zincirini faaliyete geçirmesi. Crypto.org chain olarak adlandırılan. Daha önce zaten bu lansmanı yapmadan Crypto.com büyük bir jest yaparak 70 milyar adet Crow coin'ini sileceğini haber verdi. Nitekim 25 Şubat'ta, yanlış hatırlamıyorsam, isterseniz birlikte tekrar o haberi açalım. 22 Şubat'ta 60 milyar adete yakılmıştı ve gerisi 10,4 milyar civarında da aydan aya silinecek. Bu şekilde piyasada var olan CRO, yani Crypto.com coinlerinin çoğu zaten piyasada var olmuş olacaktır kripto borsalarında ve kullanıcılarının cüzdanlarında. Burada belirtildiği gibi %24'ten %80'e kadara çıkılacağı belirtildi. İsterseniz CoinMarketCap üzerinden de bakalım. Circulating Supply, yani mevcut coin arzı 25 küsür milyar, toplam 30 küsür milyar. Bu da tabii bu büyük yüklüce 59 küsür milyar coin'in yakılmasından sonra gördüğünüz gibi bu iki rakam birbirine çok yakın hale geldi. Tabii Crypto.com coin'in de fiyatının yükselişinde de bayağı bir etkisi oldu. Burada bayağı bir zirve yaşandı o tarihlerde. Şubat 22'de bu coin burn yapıldığı gün. Ondan sonra bir düşüş yaşandı ama sonra tekrar toparlandı. Eminim ki Crypto.com blok zincirin gelmesiyle ve Crypto.com'un bir sürü daha planlanmış projeleriyle birlikte bu coin'in daha yükselişine devam edeceğine ve daha çok kendinden bahsettireceğinden eminim. Ve Crypto.com ayrıyeten bir haber olarak da Chili's'i borsasına ekleyeceğini bildirdi. Chili's coin'i bildiğiniz üzere Socios isimli firmanın kripto projesi, spor sektöründe özellikle fan token sistemine geçişte
bir sürü spor kulübüyle anlaşmalar yapan ve örneğin çok köklü futbol takımlarıyla anlaşma yapıp Binance gibi tanınmış büyük kripto borsalarında da tokenlerini listeledi. AS Roma gibi, AS Milan gibi ve bir sürü başka futbol takımlarının fan tokenlerinin de kripto borsalarına geçtiğini gördük. Chiriz'e de baktığımız zaman Chiriz son günlerde müthiş bir ivme kazanarak değeri 90 dolar sentin üstüne çıktı ve şimdi 60 sent civarında seyretmekte. Gördüğünüz gibi zaten burada bir bull flag, yani yükselen bayrak oluştuğunu göreceksiniz. İstersen çizgilerle bunu netleştirelim. Buradan bir çizgi çekelim. Evet. Birazcık kalınlaştırmak gerekir herhalde çizgiyi daha iyi görmeniz için. Evet, bir çizgi daha çekelim alttan. Alttan da güzelce çizgimizi çektikten sonra resmen ders kitaplarında olacağı şekilde bir bull flag görüyoruz. Bu da büyük ihtimalle Chiriz'in tekrar yükselme ihtimalinin yüksek olduğunu göstermekte. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Crypto.com'dan yeterince bahsettik. Başka bir haberde Binance ve KuCoin'de oldukça popüler olan NPXS, yani Pundi X tokenidir. Pundi X yani NPXS mevcut coin sayısını azaltma önerisinde bulundu ve her 1000 NPXS'e yeni bir NPXS token vermeyi önerdi. Bunun için bir kamuoyu yoklaması yaptı ve kamuoyu yoklamasının sonucuna göre, ki bu yoklama 16 Şubat'ta 22 Şubat 2021 arasında yapıldı, 189 tane evet oyu almış ve 23 tane red oyu almış ve çoğunluktan dolayı da bu projeyle devam etme kararı aldı. Yanlış hatırlamıyorsam NPXS'in şu an değeri 0,003 dolar olsa gerek. Binance'de fiyatına bir göz atalım isterseniz. NPXS veya Pundi X olarak da girebiliriz belki. Bu da çıktı. Bakalım. Evet. 0,003 civarlarında. Herhalde bu tokenlerdeki azalmayla birlikte bu fiyatı bir çarpı 1000 civarı yapması gerekir. Bakalım gelişmeler ne gösterecek. Tabii burada dikkat çeken, böyle bir kamuoyu yoklaması olarak dediklerinde insan fazlasıyla bir oy beklerdi ama 189 evet ve 23 hayır oyu alınmış. Halbuki Etherscan'e baktığımız zaman zaten Pundi X, yani NPXS bir ERC20, yani bir Ethereum tokeni, baktığımız zaman en az 83.818 tane Pundi X cüzdanı var, sahibi var ve bunlardan sadece bir 200 civarı oy vermiş. Tabii sebep, en büyük sebebi bence oy verebilmek için Ethereum blok zinciri üzerinden oy vermek gerekiyordu ve mevcut gas fiyatı, yani işlem ücretlerinden dolayı birçok insan 10, 20, 40, 60 dolar gibi fahiş fiyatlar istenince bir tek bir işlem için bu oylamaya katılmak istememiş olmaları gayet normal olduğunu düşünüyorum. İşin ilginç yanı, MPXS'in eskiden ismi PXS'ti ve o zaman tam tersi bir işlem yapılmıştı. Her PXS'e 1000 adet NPXS verilmişti ve bunu Pundi X 2018'de böyle bir şey gerçekleştirmişti. O zamanlarda oldukça saçma bir hamle olduğunu düşünmüştüm. Ben nitekim de bugün bu gelişmeyi görünce de o zamanlar ne kadar haklı olduğumu, teyit edildiğini düşünüyorum. Bu tür fiyatlar üzerinden bir oynama yapabilmek için bu tür işlemlerin oldukça saçma olduğunu düşünüyorum ve projelerin bu tür manevralarla uğraşacağına, asıl kendi işlerini ve projelerin devamını ve projelerinin dünyadaki tanıtımıyla ilgilenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama yani böyle bir karara varılmış, bir oylama yapılmış. Bu ayın sonuna doğru herhalde bu değişim gerçekleştirilir. Bakalım burada herhangi bir bilgi var mı?
Evet, MPX token'ların Mart sonu yok edileceğini ve her 1000 adet MPXS'in bir MPXS token olacağını ve mevcut bahsettiğim gibi 0,003 dolarlık fiyatın muhtemelen arz coin arzının azaltılmasıyla birlikte 3 dolar civarına çıkacağını kendileri de belirtmiş oluyor. Bu da Pundi X hakkındaki haberimizdi. Son olarak da büyük projelerden, büyük coinlerden Litecoin'den bahsetmek istedim. Litecoin uzun zamandır Mimblewimble teknolojisiyle deneyler yapmaktaydı, kodlamasıyla uğraşmaktaydı. Mimblewimble'ı yeni bir privacy projesi, coinlerin daha fazla gizlilik esası üzerinde işlem görebilmesi için ve bütün her blok zincirinde yapılan işlemin görünmemesi için ve Litecoin kullanıcılarının biraz olsa da finansal gizliliğini, mahremiyetini koruyabilmesi için böyle bir teknoloji geliştirdi. O da bugünden itibaren GitHub'da her isteyen için özellikle yazılımla ilgilenenler veya bu teknolojiyle ilgilenen insanlara yönelik kodu incelemeleri için GitHub'a kondu ve